Ben gideyim, yol gitsin, iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkların karanlıkları. Sükut gibi müzevi, çığlık gibi hürsünü hürsünü. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var, onu da hangi diyar olsa götürürsün. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat kat. Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. Çağa karşı dikilen yüce anıtlar, ebedi iklimin solmaz baharına inandılar. Ateşin ve suyun sahibine inanıp onunla yol aldılar. Ne hara düşüp yandı, ne de Nil'de boğuldular. Onlar doğruluk ayaklarını kalplerinin adımlarıyla birleştirip yürür. Zerreleri dağ, damlaları deniz, azları çok, lambaları güneştir. Sıfırdan başladılar alemi inşa etmeye. Birden başlayan her şey bire dönerdi. Birliği bozmaya kalkanın karşısına yine onlar dikildi. Dünya kurulduğundan beri her insan yaşarken okur kendi hikayesini. Bu hikayenin hakikatini görenler dönüştürür tarihin seyrini. Göklerin yolu sendedir. Aşk kanadını çırp da uçmaya bak. Denildiğinde gayretli gönüllere bu sesi duyuran ne? Nice binler galip geldi tarihte on binlere. Yıkılmaz denilen surlar delindi. Gemiler karadan yürüdüğünde. Peki ama neydi? Bir insandan çağa karşı direnen yüce anıtlar çıkaran, Yusuf'u Selahaddin, Yunus'u derviş yapan. Neydi taşların kalp atışlarını onlara hissettiren? Neydi Yavuz Sultan Selim'i çölde yürüten? Kızgın kumlara bir sultanın ayağını öptüren? Tac Mahal'i bir günde üç renge boyayan ne? Neden İstanbul'un ufkuna imza Süleymaniye? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne halde. Aşık Veysel neyi aradı bu uzun ince yolda? Neyi buldu Sezai Karakoç diriliş muşlusunda? Madde ve mana,
ahlak ve çaba bir olmadan onurlu bir destan yazılabilir mi? Hangi büyüklükte bir kaya kesebilir Bilal-i Habeşi'nin aleme yayılan sesini? İnanırlar, inanınca imkansız olmadığına. İnanırlar, inanınca hakkın el tuttuğuna. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Yanmışsan, külünden yapılacak hisara inan. Yenilgi yenilgi büyüyen zafere inan. Tarihi yazacak el hala senindir. İnanmak zaferin müjdecisidir. İnsan bir hikayenin kahramanı olarak gelir bu dünyaya. Fakat pek azı kahraman olarak ulaşır yolun sonuna. Yalnız gayretle desteklenmiş bir inançla yürüyenler yolu göğüsleyebilir. İnanç zaferin müjdecisidir. Kıymetli Cumhurbaşkanım, sevgili misafirler. Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına 8.sini düzenlediğimiz ödül törenimize hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, ödül törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi'nin düzenlediği 8. Necip Fazıl Ödülleri törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her yıl gelişerek Türkiye'nin kültür sanat klasiklerinden biri haline gelen Necip Fazıl Ödülleri'nin bir müstesna gecesini daha birlikte idrak ediyoruz. Bizi tekrar buluşturan Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Zira geçen yıl bütün dünyayı esir alan COVID-19 salgını ödülleri belirlememize rağmen bize de ödül töreni düzenleme imkanı vermedi. Ama jürimiz yine ödüle layık olan isimleri seçti ve ödüllerini takdim ettik. Böylece Necip Fazıl Ödülleri kesintisiz devam etmiş oldu. Değerli ödül sahiplerimizi alkışlarınızla tebrik etmeye ne dersiniz? Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Her yıl ödül gecelerimizde kıymetli ödül takdimleriyle beraber o geceye özel bir de tören teması belirleyip buna yönelik sunumlar yapıyoruz. Bu temalarımız öyle ilgi gördü ki önceki ödül törenlerimiz gençlik ruh işidir, çilesiz dava olmaz, gündüz geceye muhtaç gibi temalarıyla anılmaktadır. Bu yılda zorlu virajlardan geçtiğimiz bir dönemde idrak ettiğimiz 8. Necip Fazıl Ödülleri için inanç,
zaferin müjdecisidir sözünün en uygun tema olacağını düşündük. Dilerseniz bendeniz bu kadarcık sufleyle yetineyim. Ayrıntıları biraz sonra yapacağımız sunumda birlikte izleyelim. Gelelim bu yılın ödüllerine. Değerli jüri üyelerimiz Fatih Anlı, Hicabi Kırlangıç, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun en isabetli isimleri tespit etmek için yine titiz bir çalışma yürüttüler. Necip Fazıl ödüllerinin her yıl artan itibarına katkıları sebebiyle jüri üyelerimize teşekkür ediyor. Aramıza bu yıl katılan ödül sahiplerini kutluyoruz. Jüri üyelerimize ve bu yılın ödül sahiplerine de bir teşekkür, bir alkış rica ediyoruz. Teşekkürler. Bu vesileyle ödüllüler ailemizden 2014 yılı saygı ödülü sahibi Nuri Pakdil hocamızdan sonra 2017 yılı saygı ödülümüzün sahibi Teoman Duralı hocamızı da kısa süre önce ebediyete uğurladık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli misafirlerimiz, bu güzel gecenin hatırası olarak Üstad Necip Fazıl'ın tarihe not düşen eserleri ve ödül sahiplerimizin kitaplarıyla birlikte kültür sanat editörümüz Bedir Acar'ın yönetiminde hazırlanan Necip Fazıl ödülleri ekimizden oluşan armağanlarımızı arz ediyor, iyi okumalar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Necip Fazıl ödüllerine ilk yıldan bu yana devam eden desteğiniz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu yılda devam eden anlamlı desteği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine katkılarından dolayı Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'na, Büyük Doğu Yayınları'na ve Mehmet Kısakürek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca her konuda katkılarını esirgemeyen bütün Necip Fazıl dostlarına teşekkürü de bir borç biliyoruz. En büyük teşekkürü ise teşriflerinizle gecemizi kıymetlendiren siz değerli misafirlerimize sunuyoruz. Bu arada aylar önce başlayan törenimize katılım taleplerinin çoğunu salgın sebebiyle maalesef karşılayamadık. Ağırlayamadığımız Necip Fazıl dostlarından özür diliyor, önümüzdeki sene sağlıklı bir ortamda birlikte olmayı ümit ediyoruz. Son olarak bu güzel organizasyon için kurumsal iletişim direktörü ekibimizi çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ve sizleri ödül törenimizde baş başa bırakıyor, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Sayın Albayrak'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendisinin de söylediği gibi önümüzdeki yıl inşallah daha kalabalık olarak yine Necip Fazıl ödüllerinde birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye ve kürsüye davet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli kültür sanat dostları. Türk şiirinin ve düşünce hayatının en değerli isimlerinden biri olan Üstad Necip Fazıl adına düzenlenen ödül töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan onur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Necip Fazıl hem şiirleriyle hem de düşüncesiyle büyük bir etki uyandıran şairimizdi. Düşünce alanında ortaya koyduğu eserlerle bir neslin düşünce dünyasının oluşumunda büyük etkiler yapan bir fikir adamıydı. Ancak Necip Fazıl'ın milletin kalbinde böylesine derin izler oluşturmasına neden olan özelliğinin kendisine getirilen sınırları yeterli görmeyen, zor zamanda konuşmaktan çekinmeyen, kendi ülkesinde parya olmayı reddeden cesur bir şahsiyet sahibi olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Genç yaşta başladığı yazın hayatına çile, bir adam yaratmak,
Reis Bey gibi her biri Türk edebiyatının en güzel örneklerinden biri olan onlarca eser kazandıran Necip Fazıl, Cumhuriyet dönemimizin en üretken edebiyatçılarından biri olmuştur. Fakat o sadece bir şair değildi. O davası olan bir şairdi. Türk-İslam düşüncesinden aldığı ilhamla nesillere dava şuuru kazandıran, şiirleriyle ruhlarını, düşünceleriyle de zihinlerini duyuran büyük bir fikir işçisiydi. Bu yolun çilelerle dolu bir yol olduğunun o kadar bilincindeydi ki tüm şiirlerini topladığı eserine Çile adını layık gördü. Bu büyük şaire bu ülkeye kattığı güzellikler adına müteşekkiriz. Bu nedenle Üstad Necip Fazıl'ın edebi, düşüncesel ve şahsi mirasının yaşatılmasına katkı sağlaması nedeniyle bu yıl 8.si düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen fikir ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün burada Necip Fazıl ödülü almaya hak kazanan sanatçılarımızın sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu isimler gelecekte tıpkı Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Teoman Duralı gibi gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak kıymetlerimiz olacaktır. Kültür, sanat ve bilim alanında evrensel ölçekte çok kıymetli eserler ortaya koyan ülkemizin bu en nadide şahsiyetleri her türlü iltifata, saygıya ve taltife layıktır. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin inşası sadece ekonomik ve politik alanda değil, kültür ve sanat alanında da ortaya koyacağımız performansla ancak mümkün olabilecektir. Edebiyatımızla, şiirimizle, romanımızla, sinemamızla, fikir dünyamızla, kısacası sanatın ve düşüncenin her dalında ortaya koyacağımız eserlerle ülkemizi kültürel rekabetin en büyük paydaşlarından biri haline getirmeyi büyük bir kararlılık ve ciddiyetle çaba sarf ediyor, etkisi asırları aşan klasik eserlerimizi yabancı dillere çeviriyoruz. Dünyanın dört bir yanında tarihi eserlerimizi ihya ediyor, dilimizi öğretiyor, Türk yapımlarının izlenmesini sağlıyoruz. Türk kültürünü ve sanatını tanıtarak Türkiye'nin kültürel birikimini farklı coğrafyalara taşıyıp kültürel diplomasinin güçlenmesini, sağlıklı, aktif ve etkili kullanımını sağlıyoruz. Bu nedenle kültür ve sanat hayatımıza güç vermesi adına istikrarlı bir şekilde düzenlenen Star gazetesi Necip Fazıl ödüllerini çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Sözlerime son verirken bu özel ve anlamlı gecede ödül almaya layık görülen kültür ve düşünce dünyamızın çok kıymetli insanlarını bir kez daha tebrik ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz ediyor. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Konuşmalarından ve özellikle desteklerinden ötürü Sayın Bakanımıza, Sayın Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve kıymetli misafirlerimiz, şimdi Necip Fazıl ödülleri ödül merasimine geçiyoruz. Fikir ve sanat dünyamıza sundukları özgün katkıları ve eserleri nedeniyle 6 ayrı dalda seçilen 8 değerli isim jürimizce Necip Fazıl ödüllerine layık görüldü. Profesör Doktor Fatih Hamdi, Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Profesör Doktor Turan Karataş, Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin belirlediği dallarda ödül kazanan isimlere şimdi ödüllerini takdim edeceğiz. Kızım, elinde gümüş bir çay, dudaklarında bakırsı tebessüm. Baba diyor, saçlarıma düşen kar annemi neden üşütüyor? Çocuklar ölse ne yapar sokaklar? Dökülse elimdeki gümüş çay, biliyorum yağmur işte böyle yağar. Trenler geçiyor düştün ellerimden, senin göğünde parçalanan nar gibi trenler. Koşuyorum, çıkmak üzereyim işte çocukluğumdan.
Baba, neden her şey dışımızda ve hızlı bu kadar? Mustafa Aydoğan, az önce. Çılgın bir çağın, öfkeye prim vermeyen dingin sesi Mustafa Aydoğan. Kendine has üslubuyla alkış ve onay beklemeden kuruyor şiirinin yapısını. Şairler şehri Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Aydoğan, lise yıllarında okuyucu karşısına çıktı. Mavera'da yayımlanan şiirlerinin ardından Cahit Zarifoğlu'ndan şairliğine dair umut dolu bir mektup aldığında henüz 17 yaşındaydı. İlk kitabı Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir 1997 yılında yayımlandı. Şiir üzerine düşüncelerini akıcı denemeler halinde okuyucuya sunan Mustafa Aydoğan, imgeyi başarıyla kullanan, gelenekten beslenen ve yeniliği arayan, lirizme meyal, yalın ama bir o kadar da derinlikli şiiriyle Necip Fazıl şiir ödülüne layık görüldü. Necip Fazıl şiir ödülünü takdim etmek üzere Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'ı sahneye davet ediyoruz. Şair Mustafa Aydoğan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Nuh Albayrak'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini yerine uğurlarken efendim siz de lütfen duygularınızı paylaşmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ödül sistemine ilişkin benim düşüncem şudur. Ödül vermek, önermektir. Güzel bir geleceği ancak güzel olanı ödüllendirerek kurabiliriz. Necip Fazıl ödülünü kuranları, yaşatanları, hizmet edenleri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın teşriflerinin bu ödülün devam etmesinde ve etkili olmasında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Saygıyla selamlıyorum. Temennim odur ki kurumsallaşmış ve muteber ödüller çoğalsın. Bana verilmiş olan bu şiir ödülünü bazı durumlara ve kişilere ithaf etmek istiyorum. Bu ödülü yıllardır dünyanın gözü önünde göç yollarında acı çeken çaresiz göçmenlere ithaf ediyorum. Müslümanların yeniden dirilişinin gerçekleşeceği ve bu vesileyle insanlığın ruhunun yeniden aydınlanacağı, uzak olmadığını düşündüğüm o temiz geleceğe ithaf ediyorum. Adına ödül tesis edilerek bu milletin ruhunu dil üzerinden ateşlemeye devam eden, kendisiyle aynı şehrin çocuğu olmaktan onur duyduğum hemşehrim Üstad Necip Fazıl'a ithaf ediyorum. Mektuplarıyla gençliğimi aydınlatmış, övgüleriyle yazma cesaretimi kamçılamış, modern şiirin yüz akı Cahit Zarifoğlu'na ithaf ediyorum. İnancın parıltısı diye adlandırdığım Nuri Pakdil'e ithaf ediyorum. 16 Kasım'da bu dünyaya veda ederek beni tarifsiz hüzne düşürmüş, büyük düşünce adamı,
eşsiz şair, yüzyılın efendisi Sezai Karakoç'a ithaf ediyorum. Varlığından her zaman sevinç duyduğum, düşünce ve öykü dünyamızın üstadı Rasim Özdenören'e ithaf ediyorum. Şu an beni dinleme lütfunda bulunan bu yüce kalpli topluluğa ithaf ediyorum. Hayırla ve huzurla kalın. Necip Fazıl Şiir Ödülü kazanan şair Mustafa Aydoğan'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Dinlemiyordu. Hiç umursamaz. Keyfince bütün hünerini gösterircesine ötüyordu. Makamlar arasında geziniyordu yine sesi. Başlar uzanıyor, en uzaktan duyan da kulak kesilip sadece onu dinliyordu. İçine bir ateş düştü. Bir ışık. Yakan, tutuşturan bir şey. Küçük kıvılcımlar saçıldı göğsüne. Bülbül devam ettikçe İçindeki sıcaklık yükseliyordu. Yakarışıyla hiç erimeyecek kalın demirden kabuklar, teller, duvaklar, parmaklıklar bütün katılığını kaybedip eriyor, kat kat soyuluyordu. Yerle, gökle bir olup atıyordu yüreği. Susmuyordu bülbül, susmuyordu yürek. Mukadder Gemici, Karmakam. Dertli kahramanların rotasını kalemiyle umuda çeviren bir hikayeci Mukadder Gemici, kurgu karakterlerini sabır, tevekkül ve şefkatle okurlarına taşıyan Gemici, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Radyo televizyon yayıncılığı ve işletme lisanslarının ardından özel bir televizyon kanalında yapımcı, yönetmen ve metin yazarı olarak görev aldı. Yazarın ilk hikayeleri 2009'da Dergah dergisinde yayımlandı. İlk kitabı Asla Pes Etme ile Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülünü ve Eskader Yılın Hikayecisi Ödülünü aldı. Gemici, gündelik hayatı, insanlık dramlarını ve geleneğin hallerini ayrıntının gücüyle görüntüler, sesler, eşyalar üzerinden etkili bir dille anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülüne layık görüldü. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülünü takdim etmek üzere 24 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Çiçek'i sahneye davet ediyorum. Yazar Mukadder Gemici'yi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Murat Çiçek'e teşekkür ediyoruz ve yerine uğurluyoruz. Ve Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülünü kazanan Sayın Mukadder Gemici'yi de duygularını almak üzere kürsüye davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kültür Bakanım, kıymetli misafirler. Bu yıldızlı gecede hikaye üzerine ve hikayem üzerine birkaç söz söylemek isterim. Adına hikaye dediklerimizin hepsi aslında en deride ve en geride ve derinde insanın varoluşunu anlamlandırma çabasından başka bir şey değildir. Bu çaba içinde insan hikayeler yazar ve hikayeler okur. Çünkü ruhumuz o bilinmez muamma, kurmaca üzerinden benzerliklere tutunarak asıl benzediğine, kaynağına, çamurdan varlığına ruh üfleyene ulaşmak ister. Ben de yaşadığım çağda bu hakikatin izini arayanlara seslenmek için yazıyorum. Yazarken şunu çok iyi biliyorum. Köklerimden beslenmeden göğe varamam. Bunun için inancım, milletim ve memleketim diyorum. İsterim ki onun hikayesini, gerçekliğini,
gönül iklimini ve düşüncesini, derdini ve tasasını ham hayalden uzak ama daima umut içinde yazayım. Ama böyle yazmak hiç de kolay değildir. Klavyenin başında, harflerin tıkırtıları arasında, fırtınadan mürekkep bir denizde yolculuk başlar. Hem işini güzel tutma, yani en güzel cümleleri bulma davanız vardır, hem de karşınızda büyük dalgalarla çağın derdi, kederi. En güzel tarifini şairin bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul mısrağında bulmuş, gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış prangalarına esir edilmiş insanlık, canavarlaşmış haz duygusuyla kendini ve tabiatı tüketen, aileden mahrum, ekranlara mahkum, hayadan ve ahlaktan bihaber, kalabalıklar içinde yapayalnız, derin bir sarhoşluk içinde kendini arayan, kendi adını çağıran insan. İşte benim hikaye gemimin yükü bu dertlerdir. Vira Bismillah deyip bir cümle kurarım, kalbin sesini dinleyerek yol alırım. Fırtına yüklü bulutlara bakarak durmak yok, yola devam derim. Her cümle ile ötelere, daha ötelere doğru gitmek isterim. Benden önce yazanların, gökte ışıldayanların kılavuzluğundan hiç vazgeçmem. İşte şimdi bu ödül limanında, Necip Fazıl'ın kılavuzluğunda hikayelerime yıldızlarla lütuf yağıyor. Necip Fazıl benim için çocukluk ve gençliğim boyunca hep dinlediğim ses demektir. Beni ben yapan zamanlarda lacivert başörtümü, okul formamı ütülerken bana şiir okur. Aklımı ve gönlümü mısra ile yoğurur. Cesaret ve kuvvet verir. Çilekeş yalnızlardan, ruhunu eritip kalıpta dondurmaktan bahseder kendi sesiyle. Ardına çil çil kubbeler serpen ordudan ve bir gençlikten. Necip Fazıl Kusaküre'in, işte bugün Türkçemiz üzerinde tasarrufu devam eden büyük şairimiz ve mütefekkirimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yazıldıktan sonra bir çekmecenin karanlığını bekleyen hikayelerle başlayıp, beni bu kürsüye çıkaran seferimde, bana ve birçok kişiye yol gösteren Mustafa Kutlu Üstad'a ve dergah ailesine selam olsun. Her ödül ayrı bir mesuliyettir, bunu bilirim. Güzide bir ödüle layık gördükleri için seçici kurula ve Türk medya ailesine teşekkür ederim. Bazen ıssız bir denizin ortasında yol almak için kalemim öylece beklerken, yelkenlerimi dolduran rüzgarın duadan nefesleri olduğunu bildiğim, beni yetiştiren anneme ve babama teşekkür ederim. Kardeşlerime, ordu eri ve gemici ailelerine selam ederim. Seçici kurul bilmiyor ama ben biliyorum. Ödülümün birazı eşimindir, bunun bilinmesini isterim. Ve sen, adını çağıran, hikayelere tutunarak varlığına anlam arayan güzel okur, seni unutmadım, sana da selam ederim. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü kazanan Sayın Mukadder Gemici'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. ...19. yüzyıl öncesine gittiğimizde İslam dünyasındaki varlık ilkesi insanların öncelikle kendilerini koruması olmadığını, her bir insanın kendi dışındaki diğer insanları ve tabiatı koruyarak onun üzerinden kendi varlığını teminat altına almayı varlık ilkesi olarak benimsediğini ve uyguladığını görebiliriz. Umran da bu şekilde ortaya çıkmış olan toplumsal düzenin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Profesör Doktor Tahsin Görgün, İslam Batı ilişkileri çerçevesinde medeniyet meselesi. ...1961 Sivas doğumlu bir ilim adamı Profesör Doktor Tahsin Görgün, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ardından Almanya'da dil, davranış ve hüküm başlıklı teziyle fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı.
İslam toplumunun normatif esaslarını modern davranış, dil, ahlak ve hukuk felsefesi çerçevesinde ortaya koyan bu çalışmanın ardından Türkiye'ye döndü. İslam Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak görev aldı. Almanya Goethe Üniversitesi'nin İslam Din Bilimi bölümünün kuruluşunda yer alan Görgün, Viyana Üniversitesi'nde de dersler verdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Tahsin Görgün, geleneksel düşünce birikimini modern düşüncenin imkanlarını dikkate alarak yorumlayan öncü ve ufuk açıcı ilmi çalışmaları nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülünü vermek üzere Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu'nu sahneye davet ediyor. Profesör Doktor Tahsin Görgün'ün efendim bir rahatsızlığı söz konusu. Bu sebeple ödül takdimi için oğlu Yusuf Görgün'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Mustafa Kartoğlu'na teşekkür ediyoruz ve kendisini yerine uğurluyoruz. Buyurun. Öncelikle babanıza şifa diliyoruz ama duygularını iletmek üzere sizi burada alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli ve değerli misafirler. Babam bu yıl 8.si düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinde Fikir Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür. Onurlanmıştır, şeref duymuştur. Her birinize ayrı ayrı selamını iletmektedir. Kendisi dün akşam COVID test sonucu pozitif çıktığı için buraya katılamadı. Burada bulunmayı çok isterdi. Ve fakat böyle bir durum olduğu için ben oğlu olarak yine bu hediyeyi şerefle, onurla ve gururla alıyorum. Şu hususu belirtmek istiyorum. Necip Fazıl size nerede dokunmuştur? Bana 4 yaşında dokunmuştur. Henüz okuma yazma bilmezken Almanya'da doktora talebesi olan bir babanın oğlu olarak orada varlık mücadelesini, milli duygu ve birikimini mücadele ederek korumaya çalışan bir babanın oğlu olarak ben okuma yazma öğrenmeden evvel Necip Fazıl şiirleri ezberledim. İlk ezberlediğim şiir Sakarya Türküsü'dür. Bu heyecan ve duyguyla Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her birinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Profesör Doktor Tahsin Görgün'ü bir kez daha tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, şifa diliyoruz ve oğlu Yusuf Görgün'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kadın, 2 yıl sonra aralarına katılacak olan son çocuğundan habersiz, uykunun kollarındaki 8 yavrusunu dikkatlice süzdü. Aklına evliliğinin ilk yıllarındaki gördüğü bir rüya geldi. Köylerine bir kamyon elma gelmişti. Kadın elma almaya gitmiş, elmacı ona tam 9 teneke elma vermişti. Kadın, 9 teneke çok, ben ne yaparım bu kadar elmayı demeye kalmadan elmacı, bu senin nasibin diyerek oradan uzaklaşmış. Kadın 9 teneke elmaya şaşkın şaşkın bakarken uyanmıştı. Rüyasını anlattığı eltisi, senin 9 çocuğun olacak demişti bir çırpıda. Aman demişti kadın, Allah korusun. 2 kızı 2 oğlu vardı. Yetmez miydi? Safiye Gölbaşı, Serazat. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Muş'ta dünyaya geldi Safiye Gölbaşı.
küçük yaşta kaba kulak hastalığı nedeniyle girdiği karantinada yazdığı ilk öyküyü 15 yaşında Yeni Nesil dergisinde yayımlanan ilk yazısı takip etti. Öyküleri Turuncu, Mahalle Mektebi, Hece Öykü gibi dergilerde yayımlanan yazar 2017 yılında ilk kitabı Serazat'ı çıkarttı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Gölbaşı, ikinci öykü kitabı Seyircisiz ve Çiko'nun Günlüğü adlı çocuk kitabının da yazarı. Safiye Gölbaşı, dış dünyaya yenilmiş, içine kapanmış duyarlı kişilerin gerçeklerini akışkan bir dil ve başarılı bir atmosferle öyküleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl, İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür. Necip Fazıl, İlk Eserler Ödülü'nü takdim etmek üzere İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'yı sahneye davet etmek istiyorum. Safiye Gölbaşı'nı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz. Safiye Gölbaşı'nın da duygularını alacağız şimdi. Muhterem Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evvela kitaplarımı bu ödüle layık gören kıymetli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Bu ödülü ihdas eden Star Gazetesi ailesine çok teşekkür ederim. Ödüle desteği ve himayesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bugün burada olmak çok mutluluk verici, aynı zamanda heyecan verici. Sürçülisan edersem affola. ...1999 yılında ben İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiydim. 28 Şubat süreci yeni başlamıştı. Bütün hızıyla devam ediyordu. Ben de geleceğimle ilgili herhangi bir şey öngöremiyordum. Bir üniversiteye gitme hayalim yoktu. Okulumuzun küçük kütüphanesine kapanmış, böyle 15 metrekarelik küçük bir kütüphanesi vardı. Oraya kapanmış, kitaplar okuyordum. Acaba yazarak, okuyarak, kitaplarla kendime bir gelecek inşa edebilir miyim? Bunu düşünüyordum. O dönemde Üstad Necip Fazıl'ın 3 kitabını peş peşe okuduğumu hatırlıyorum. Bir Adam Yaratmak, Cinnet Müstatili ve Hikayelerim. Üstad'ın şiirinden sonra Nesri'yle ilk karşılaşmamdı ve tahmin edersiniz ki çarpılmıştım. Bu kitapları o kadar sevmiştim. Onlarla aramızda öyle kuvvetli bir bağ oluşmuştu ki önümde bir ufuk açılmıştı. Bir gün böyle kitaplar yazabilme ihtimali beni heyecanlandırmıştı. Bu heyecan bana beni yazarak yaşamanın mümkün, makbul ve muteber olduğuna inandırmıştı. Yani dışarıda o karmaşa ve belirsizlik hüküm sürerken, Üstad Necip Fazıl ben henüz 17 yaşındayken o küçük kütüphaneye gelmiş, elimden tutmuş, beni yazı yolunda cesaretlendirmişti. Şimdi 21 yıl sonra o günlere dönüp baktığımda kendimi o kütüphanede görüyorum. Elimde üstadın kitaplarını görüyorum. Ve acaba yapabilir miyim diyen o kızı görüyorum. Ve bugün üstad adına bir ödül almış olmayı çok manidar buluyorum, çok anlamlı buluyorum. Kendisini bu vesileyle rahmetle, minnetle anarım. Bana bu duyguları yaşattıkları için, bu buluşmayı gerçekleştirdikleri için kıymetli jüriye tekrar teşekkür ederim. Müsaadenizle ödülümü bugün burada olmayı çok isteyen ama gelemeyen ablama Fatma'ya ithaf ediyorum. Bir de iki küçük yavrum var. Onlar da benimle bu yolculuktalar. Onlara ithaf ediyorum. Biri 3 yaşında, biri 3 aylık. Ödülümü Eren Esad'a ve Emir Zahid'e ithaf ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü kazanan Sayın Safiye Gölbaşı'nı bir kez daha tebrik ediyoruz. Gözlerini silen karıma, seneler sonra bir kez daha beraber ölelim dedim. Hemen hatırladı. Çenesinin ucuna yeni yaşlar süzülürken tebessüm etti. Olur dedi, olur. Neden olmasın? Hayatta geleceğimizin cemrelerinin sezdirmeden düştüğü anlar vardır. Uzun uzun yılların tohumu birkaç saniye zarfına düşer. Göz açıp kapayıncaya kadar da filizlenir. Ruhumuz duymaz. Bir fay hattı kırılır. Denizlerimizin dibinde deprem olur. Biz ancak seneler sonra tsunamisinde boğuluruz. Kadir Daniş, Serçelerin Ölümü. Kurgu ve tekniği olabildiğince yalın tutan bir yazar Kadir Daniş. 1994 yılında İstanbul Sur içinde doğan Daniş, iletişim ve Amerikan edebiyatı eğitimi aldı. Dünyayı kelimeler ve hikayeler aracılığıyla kavrayan yazar, çevirmenlik ve editörlük yaptı. Kitabül Acayip, Panoptik Bela, Serçelerin Ölümü ve Yeryüzü Blues adlı kitaplarıyla okuyucuyla buluştu. Kadir Daniş, çarpıcı ve sıra dışı konuları ustaca bir kurguyla aktarışı ve bunu yalın bir dille gerçekleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü takdim etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü alan Kadir Daniş'i ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve İlk Eserler Ödülü sahibi Kadir Daniş. Doğru değil mi? Kadir Daniş. Efendim. Seslendirmede ve ben yanlış söylemedim değil Daniş, mi? Daniş aslında kısa. Türkçe tanıştan bozma. Evet, Daniş. Aşina anlamında tanıştan bozma. Bundan sonra asla unutmayacağım. Buyurun. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli devlet büyüklerim, kıymetli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletine mal olmuş büyük bir şair olduğundan herkes gibi benim de ezberimde Necip Fazıl'ın pek çok mısra, beyti var. Ama ezberimdeki parçalardan birini hasreten seviyorum. Çünkü benim sanat anlayışımı da mükemmelen özetliyor. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Bendenizle sanatı, en azından kendi sanatımı hayret kelimesinde mündemiş buluyorum. Güzellik karşısında, dünya karşısında, bizatihi varlık karşısında hayret. Bu meyanda sizlerin huzurunda sevgili babacıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni kitaplarla, dolayısıyla Necip Fazıl'la tanıştıran oydu. Babam çalışmaya 7 yaşında başlamış bir el işçisi, bir zanaatkardı. Ama belki de kendisi aynı imkanlardan mahrum kaldığından okumanın ve öğrenmenin önemini çok iyi kavramıştı. Öyle ki çocukluğumu düşününce 1 liramızın olmadığı zamanları hatırlıyorum ama istediğim bir kitabın alınmadığı hiçbir durum hatırlayamıyorum. Babam bu akşam da çalışmak zorunda olduğu için şu an aramızda değil. Yine bir vesile 30 yıldır kendisini eşine ve çocuklarına adamış bulunan sevgili anacığıma da teşekkür ederim. Son olarak benden edebiyattaki ustalığını esirgemediği gibi abiliği, insanlığı ve en çok da ahlakıyla bana her daim yol gösteren kıymetli Güray Süngü'ye de teşekkürlerimi sunarım. Necip Fazıl'ın eserleri beni sürekli iyiye, doğruya ve güzele sevk etti. Ben de kendi yazdıklarım okuyanları iyiye, güzele ve doğruya sevk etsin isterim. Taltif edilmek elbette güzel. Eserlerimi okuyanlara, takdir edenlere, teveccüh gösterenlere şükranlarımı sunarım.
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü kazanan Sayın Kadir Daniş'i tebrik ediyoruz ve ödülünü de takdim ediyoruz. Işık ve gölgenin yer değiştirmesi bize bir ritim, bir ilham, bir yayılma ve geri dönüşü ifade eder. Ancak ihtiyaç duyduğumuz ışık dünyada bulunmamaktadır. Kuşkusuz dünya ışığını, dünya kelamını hissederiz. Onlar bir tecellidir. Bize durmaksızın, yorulmaksızın, dinlenmeksizin bütün nurların kaynağını hatırlatan bir yankıdır. Bir yankı ki bizde gölgeler arasındaki sürgünümüzün açık bilinciyle birlikte o nurun özlemini uyandırır. İnsanın o hakkaniyeti temaşa etme şekli görerek değildir. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a "Beni dünyada katiyen göremezsin." dedi. O kuşkusuz bunu duydu. Haşim Cabrera, İşrak Ruhun Renkleri. Çocukluk ve gençlik yıllarını Kurtuba'da geçirmiş bir sanatçı Haşim Cabrera, insanın özünü görme yoluna renklerin dünyasından hareketle resimle çıktı. Farklı ülkelere yaptığı seyahatler hem görsel hem de düşünsel dünyasına kültürel çeşitlilik ve tarihin izlerini kattı. Farklı çalışmalara berrak bir ahlak ve felsefe ilişkisi içinde sentezler sundu. Cabrera, Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Mağrib'e birçok coğrafyanın farklı zaman dilimine ait sanat dillerini inceledi. Kişisel serüvenini tevhidi bakış açısıyla İslamiyet'le buluşturan sanatçı, Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü takdim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u sahneye davet ediyoruz. Haşim Cabrera'ya vekaleten ödülünü almak üzere Sayın Manolya Gür Ocağı sahneye davet ediyorum. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Sayın Manolya Gür Ocağı kürsüye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Haşim Cabrera'nın sizlere selamını getirdi. Haşim Bey ayrıca kendisini bu ödüle layık gören kıymetli jüri heyetine de teşekkürlerini iletti. Ve ayrıca ödül alan diğer bütün sanatçıları da tebrik ediyor. Ben de İspanya'dan Türkiye'ye bu kitabı getirerek Türkçe'ye çevrilmesi adına büyük bir emeği olan Hasan Arslan'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli dostumuz Konya'dan gerçekten kıymetli bir entelektüeldir. O olmasaydı tahminimce bu kitap bugün hala elimizde olmayabilirdi. Son teşekkürde bu ödülü alma görevini bana tevdi eden kıymetli Haşim Cabrera'nın kendisine saygılarımla herkese sözü Haşim Cabrera'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Efendim, Haşim Cabrera çok istemesine rağmen bugün aramızda olamadı ne yazık ki. Ancak bir video mesaj gönderdi. Şimdi o mesajı birlikte izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle bugün burada sizlerle olamadığım için en içten özürlerimi sunmak istiyorum. Temsilcilerine ve jürisine bu ödülü verdikleri için tüm kalbimle teşekkür ettiğim Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı sponsorluğunda Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Sanat ve Kültür Ödülü gibi prestijli bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir onurdur.
Plastik sanatlara, düşünceye ve kültüre yaklaşık 50 yıllık araştırma ve özveri çalışmalarımı takdir ettiğiniz için büyük bir heyecan hissettim. Sanat, düşünce ve maneviyatın bir karışımı olan kültürler arası çalışmalarıma en çok değer verenlerin Türkler olması tesadüf değil. Çünkü Türkiye, tıpkı kendi memleketim Endülüs gibi kültürlerin ve geleneklerin kaynaştığı bir çanak, dünya görüşleri ve kıtalar arasında bir köprü, bir karşılama yeri ve kültürler arasılığın bir örneğidir. Henüz memleketinizi tanıma şerefine nail olmadım ama hoşgörünün, güzelliğin, görkemin bunca örneğini vermiş bir millete karşı büyük bir hayranlık ve sevgi duyuyorum. Bir Müslüman olarak Mevlana'yı okurken ağladım ve Orhan Pamuk'un Osmanlı sanatçılarını tasvirinden çok etkilendim. Ben de en parlak dönemini yaşamış olan Kordoba'nın eteklerinde yaşıyorum. Türk sanatçılar, Kurtuba Hilafeti Müslümanlarına, Kurtuba Ulu Camii'nin mihrabının güzel mozaiklerini yapmayı öğrettiler. Bir Türk sanatçı bana Ebru sanatının inceliklerini gösterdi. Ve tekniğin inceliği ve tesadüfen bir araya gelmesi beni şaşırttı. Çok önemli anları paylaştığım ve kendileriyle tasavvuf yaptığım İstanbul tekkelerinden de tasavvuf üstadlarını tanıyorum. Allah'ın basit bir kulundan başka bir şey olmayan, durmadan sahibini arayan, bilmeye, tanımaya, keşfetmeye, en radikal güvencesizlikten kaynağa geri dönmeye ihtiyaç duyan, doğada yaşayan ve şehirlerden kaçan, dursuz bir ruhtan kaçan bir insanın uzun yılların sessiz ve sabırlı çalışmasını takdir ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim işimdeki latif olana, görünmez olana duyarlılığınız için teşekkür ederim. Çünkü herkes bunu fark edememekte. Önemli olduğu için değil, özgün olduğu için. Ve çünkü günümüzde özgünlüğe pek değer verilmemektedir. Çünkü hakikatin doğduğu, kalpten durmadan akan şey yalnızlık ve sessizlik içindedir. Herkese kocaman kucak dolusu sevgiler. Y salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü kazanan Haşim Cabrera'yı bir kez daha tebrik ediyoruz. Vahyin ve Enbiya'nın yoluysa daima birbirini teyit ve tasdik eder. İbrahim, Musa, İsa, Muhammed Aleyhisselam gibi peygamberler birbirlerini tasdik eder ve yek değerine hürmet ve tazim gösterirler. Tek kaynaktan gelen vahyin tabii sonucudur bu. Metafizik sistemlerde bir çatışma olmasına karşılık enbiya yolunda bir dayanışma ve ahenk vardır. Süleyman Uludağ, İslam'da inanç konuları ve itikadi mezhepler. 1937'de Amasya'nın Akyazı köyünde 8 kardeşin ikincisi olarak dünyaya geldi. Elif Bağcüz'ünden başladığı eğitimine köyde açılan ilkokulda devam etti. Çorum'da İmam Hatip okumak istiyorsa da yaşı büyüktü. Nüfus cüzdanını küçük kardeşiyle değiştirip Süleyman Uludağ adıyla ilim yolculuğuna çıktı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra önce Kayseri ve Bursa Yüksek İslam Enstitülerinde öğretim üyeliği yaptı. İslam tasavvufunda musikinin değeri başlıklı teziyle Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden doktora unvanı aldı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne başlangıcından itibaren müellif redaktör,
Tasavvuf, ilim heyeti üyesi ve başkanı olarak hizmet verdi. Öncelikle tasavvuf tarihi olmak üzere İslam ilimleri alanında düşünce dünyasına yol gösterici katkılar sağlayan Profesör Doktor Süleyman Uludağ, Necip Fazıl saygı ödülüne layık görülmüştür. Değerli misafirlerimiz, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün sahibi Profesör Doktor Süleyman Uludağ kürsüye davet ediyor. Öncelikle muhterem hocamızın duygularını rica ediyoruz. Buyurun hocam. Buyurun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ve buradaki hazır ruhunu selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Bu gecenin hayırlara vesile olmasını, hayırlı bir, iyi bir niyetle başlayan Necip Fazıl ödülleri geleneğinin bundan sonraki yıllarda da başarıyla devam etmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyorum. Necip Fazıl deyince bazı hususlara kısaca temas etmek istiyorum. Öncelikle bu törenlerin düzenlenmesine vesile olan Star Gazetesi'ni ve Milli Kültür Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Beni memnun eden şeylerden birisi, bu ödüle layık görülenlerin gençler arasından seçilmesidir. İsabetli bir şey olmuştur. Cenab-ı Hak da kendileri için başarılar diliyorum, hayırlı bir gelecek niyaz ediyorum. Necip Fazıl dediğimiz zaman ben 1940'lı yılları, 50'li yılları, 60'lı yılları bilen birisi olarak söylüyorum. Çünkü daha evvelki ödül sahipleri bu tarihlerden daha sonra dünyaya gelmişler. Cenab-ı Hak kendilerine hayırlı, feyizli, bereketli bir ömür nasip etsin. Türkiye'nin o zamanki şartlarını bilen birisi olarak bu toplumda hakim olan bir anlayış var. Bu anlayıştan en çok zarar gören, bu anlayışın baskısını içinde hisseden ve ezilen bir halkımız var. Bunun çeşitli sebepleri var, ekonomik sebepler var, millet fakir, fukara, yoksul. Ondan sonra halk üzerinde oluşturulan kültürel sebepler var. Geleneklerinden koparılmak, kültüründen, tarihinden koparılmak istenen bir takım faaliyetler var. Bu faaliyetlerin resmi makamlar tarafından uygulanması, vatandaşlarımızın çoğu buna cevap verecekken susmayı tercih ediyor. Birçokları da ne söyleyeceğini bilmediği için susmayı tercih etme durumunda kalıyor. Öyle bir zamanda daha evvel Mehmet Akif var, Allah rahmet etsin, başka şairler var, başka ilim fikir adamları var. Ama Necip Fazıl bu hareketi başlattığı zaman onun gibi başka biri yoktu. Cesaretle ve samimiyetle azimli bir şekilde bu ezilen halkın sesini dile getirdi. Onların hislerinin, duygularının, inançlarının sözcüsü oldu, tercümanı oldu. Öyle bir zattı. Ben çoklarından görmüşüm. O acıyı, o baskıyı hissediyor ama dile getiremiyor. Ya tahsili yok veyahut ifadesi yetmiyor falan. Ama yapması gereken şey Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu dergisini takip etme, onun müdavimi olma,
o dergiyi severek okuma ve okudukça heyecanlanma ve kendine gelme o tarihlerde büyük bir ferahlık, büyük bir rahatlık getirmiştim. Şimdi Necip Fazıl'ın bu Büyük Doğu dedikleri dergi, dediğimiz dergiyi okuyanlar onun ne kadar inançlı, ne kadar sabırlı, ne kadar cesur birisi olduğunu çok iyi anlarlar. Çünkü o tarihlerde bunları söylemek kolay bir şey değildi. Bu sebeple ve Türkiye'de savcılar onu takip etmişler. Bu sebeple defalarca mahkemeye çıkmış. Bu sebeple defalarca hapishanelerde yatmıştı. Ben İstanbul'a geldiğim zaman onun konferanslarına devam ederdim. Büyük Doğu'yu daha evvel okumuştum. Bir dava dergisidir, bir okuldur ayrıca, bir meşreptir, bir harekettir. Ondan sonra çeşitli adlar altında bu hareket gelişti, günümüze de kadar geldi. Bunu doğrudan veya dolaylı olarak bu hareketler üzerinde Necip Fazıl'ın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum şahsen. O bir sanatkardı, o bir şairdi, o bir dava adamıydı. Dava adamının nasıl olması gerektiğini yazdığı yazılarla göstermekle kalmadı. Bizzat kendisi davası uğrunda her şeyini feda ederek gösterdi. Dava adamı böyle bir adamdır. Hani şey derler ya, viran olası hanede evladı üyal var. Evet, ben de yapmak istiyorum ama evde çoluk var, çocuk var, bunlar faaliyette bulunmama mani oluyor diye bir anlayış var. Necip Fazıl bu anlayışın dışında kalan ve davası için her şeyi feda eden büyük bir şairdir. Necip Fazıl'ın benim bildiğim, benim değerlendirmeme göre kendi hayattayken ki epey zaman kendisiyle İstanbul'da başka yerlerde konferanslarda bulunmak suretiyle beraber olma şansına sahip oldum. Gençlere, yeni yetişen gençler için ilim kaynağı oldu, fikir kaynağı oldu. Sanatkar olmanın yollarını gösterdi. Davaya nasıl hizmet edilmesi gerektiğini de ifade etti. Bunun bu heyecanın meydana getirdiği, bu heyecanın vefatından sonra da şiirleri ve eserleri yoluyla devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca onun adına kurulan vakıf, işte Star Gazetesi'nin yaptığı bu faaliyetlerle de bu yaşatılıyor. Bu bir kadirdanlık dediğimiz, kadir şinaslık dediğimiz bir anlayışın eseridir. Dava adamlarının değerini bilmek lazım, kadir şinas olmak lazım. Dava adamlarını rahmetle, minnetle, şükranla anmak lazım. Ve işte bu toplantıda rahmetliyi, Allah gani gani rahmet eylesin, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz, dua ediyoruz. Bu gelenek ve benzeri gelenekler İslam tarihinde eskiden beri vardır. Ben sadece bir örnek vermekle yetinmek istiyorum. O örnekte şu, hilat giydirme diye İslam tarihinde bir gelenek vardır. Hükümdarlar, devlet adamları, görevlendirdikleri memurları, komutanları, başarı göstermeleri halinde, savaşta, barışta, şurada, burada ödüllendirirlerdi, mükafatlandırırlardı bunları. Ve bunlara böyle bir toplantı düzenleyerek padişahın da katıldığı törenlerde bir hilat giydirirlerdi. Şimdi giydirilen cübbeler gibi, teberrüken veyahut şey olarak giydirilen cübbeler gibi bir şeydir. Bunu giydirirler ve onurlandırırlardı ve başkasına örnek olarak gösterirlerdi. Bu geleneğin günümüzde de çeşitli şekillerde devam etmesi güzel bir şey. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonra da bu millete hizmeti geçen,
bu ümmet için faydalı olan ki burada bahsedilen arkadaşlarımızdan, ödüle layık görülen arkadaşlarımızdan Endülüs'te doğan, Endülüs'te yaşayanlar var. Onları da şükranla, minnetle yad ediyorum. Onlar da dahil olmak üzere bunların hepsinin, ister Türkiye'de yaşasın, ister Türkiye dışında, ister Müslüman ülkelerde yaşasın, ister gayrimüslim ülkelerde yaşayanlar da var. Cenab-ı Hak hepsine hayırlı ömürler versin, hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu ümmete ve bu millete, halkımıza emeğe geçen herkesin takdir edilmesi lazım, kıymetinin bilinmesi lazım. Yeni nesillere örnek olarak gösterilmesi gerekiyor. Necip Fazıl hala şiirleriyle, kitaplarıyla gençlere, yeni nesillere his veren, heyecan veren, inançlarını güçlendiren bir tesirini devam ettiriyor. Hala böyle bir tesiri var. Bilgilerimizin, eğitimimizin, gençlerimizin ilim ve fikir kaynağı olmaya, heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Ve ben de sonsuz olarak kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah gani gani rahmet etsin diyorum. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmek ve hitaplarını yapmak üzere gecemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Necip Fazıl Saygı Ödülünü kazanan Profesör Doktor Sayın Süleyman Uludağ'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve Süleyman Uludağ hocamızı yerine uğurluyoruz. Gecemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Değerli misafirler, kültür, sanat, edebiyat, ilim ve medya dünyamızın kıymetli mensupları, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin ilim, sanat ve kültür hayatına yön veren eserleriyle yolumuzu aydınlatan siz kıymetli dostlarımla 2 yıllık bir hasretin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Malum geçen sene salgın şartları sebebiyle Necip Fazıl ödüllerini kazanan isimleri açıklamış ancak ödül tevcih törenimizi yapamamıştık. Gönüllerimizi bu güzel kültür ikliminde yeniden buluşturan Rabbime hamdü senalar ediyorum. Üstadın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl ödüllerinde artık 8. seneyi geride bırakıyoruz. Bu 8 yıllık süre zarfında ülkemizin kültür, sanat
ve ilim hayatına önemli katkılar yapan pek çok saygın isme ödül verdik. Bu ödüller vesilesiyle kültür ve sanat erbabımızın emeklerini takdir ve taltif ederken ülkemiz ve milletimiz adına şükran borcumuzu da bir nebze olsun ödemeye çalıştık. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetinin bilinmesinin önemini ödül verilen isimlere baktığımızda bugün daha iyi anlıyoruz. 2014 ve 2017 yıllarında bu kürsüde ödül takdim ettiğimiz iki büyük gönül ve fikir insanını maalesef ebedi aleme uğurladık. Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Nuri Pakdil abimiz ile Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızı burada rahmetle yad ediyorum. Arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla biz onların amel defterlerinin kapanmadığına, istifade edenler olduğu müddetçe de kıyamete kadar inşallah kapanmayacağına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yine bu vesileyle 80 yıllık çileli ömrü boyunca bu ülkenin düşünce ufkunu genişleten, edebiyatında, sanatında ve estetiğinde derin izler bırakan Üstad Necip Fazıl'ı da rahmetle, tazimle, hayır dua ile anıyoruz. Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugün de ülkemizde ruhları beslemeye devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Az önce de ifade edildi. Üstad yılmadı. Üstad korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı ve bir dava insanı olarak da hakimler karşısında artık senden bıktık dedirtircesine o yoluna devam ediyordu. Verdiği cevap çok asildi. Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım diyordu. Üstad bu. En basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Vefatının üzerinden geçen 38 yılı aşkın zamana rağmen üstad eserleriyle, mücadelesiyle, dik ve asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu sene 8.'si verilen Necip Fazıl ödülleri üstadın günden güne daha da büyüyen, kökleşen, zenginleşen mirasının en müşahhas nişanesidir. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle ve sadakatle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutma çabamızın da timsalidir. Hem Star Medya yayıncılığın sahiplenmesi, hem Kültür Bakanlığımızın desteği, hem de jürimizin gayretleri sayesinde Necip Fazıl ödülleri kültür sanat dünyamıza yön veren etkinliklerden biri haline gelmiştir. Tabii bu süreç içerisinde de üstadın değerli evlatlarından Mehmet Bey'e de yine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu ödüllerin asıl vasfı kültür ve sanat hayatımızı esir alan, kılan dayanışmasını ve ideolojik vesayet zincirlerini parçalamasıdır. Bu ödüller kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu zorbaların ilk günden itibaren
Üstad Necip Fazıl'ı ve Necip Fazıl ödüllerini dillerine dolamalarının sebebi işte budur. Necip Fazıl ödülleriyle bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün milletimiz tarafından görülmesini sağlamıştır. Necip Fazıl ödülleri uzun süredir hasretini çektiğimiz Türkiye merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır. Özellikle genç yeteneklerimizin üretkenliğinin artmasında bu ödüllerin çok önemli payı vardır. Ödüllerimizin gelişim yolculuğunu gençlerimizi daha fazla sürece dahil eden kuşatıcı bir anlayışla sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hassasiyetle hareket edildiğinde Necip Fazıl ödüllerinin ülkemizde yeni üstadların neşvi nema bulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Bizler de bu hizmetlerin tanınması, bilinmesi, bu hizmetlerden daha fazla istifade edilmesi için gayret gösteriyoruz. 2014 yılından beri takdim ettiğimiz Necip Fazıl ödüllerine ilim, sanat ve kültür erbabımıza yönelik ahde vefanın tescili olarak bakıyoruz. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tespit eden ödül jürisine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ödül jürisindeki değerli hocalarımız bu yılda farklı dillerde 7 kıymetli ismi listeye aldılar. Listemizin ilk sırasında şiir ödülü yer alıyor. 2021 Necip Fazıl şiir ödülünü az önce de kendisiyle müşerref olduk. Mustafa Aydoğan'a takdim ediyoruz. Dingin, sade ve sabırlı üslubuyla okuyucularının gönlünü çelen Mustafa Aydoğan, lirik şiir geleneğimizin günümüzdeki en içten örneklerine imza atıyor. Eğer yanlış okursam affola. Boşluğa söylerim ben sözümü. Hava yutar onu. Kuşlar geçer ötesinden berisinden. Yılan sezer, akrep duyar, kurt bilir. İnsan her şeyin az öncesidir. İşte bunun gibi mısralarla kalp tellerimizi titreten Mustafa Aydoğan kardeşimizi tebrik ediyorum. Hikaye ve roman alanında ise asla pes etme, hatırlı yara, kar makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran az önce kendileriyle müşerref olduğumuz Mukadder Gemici'yi görüyoruz. Mukadder Gemici eserlerinde bu toprakların hallerini, hasretlerini, hatıralarını hikaye ediyor. Onları okurken kimi zaman maziye kanat çırpıyor, kimi zaman uzak kasabalardan birine uğruyorsunuz. Fakat kişileri ve mekanları tasvir ederken o kadar sarih ifadeler kullanıyor ki okuduğunuzun bir kurgu olduğunu unutuveriyorsunuz. Her bir hikayesiyle okuyucusunu farklı iklimlere taşıyan Mukadder Gemici hanımefendiyi de canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlarım, elbette değişim hayatın gerçeğidir. Ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son iki asırda kadim değerlerinin örselendiği büyük bir dönüşüm, bir yönüyle dejenerasyon yaşadı.
Modernleşme ile beraber insanın kendi fıtratına, çevresine, hayatı paylaştığı diğer mahlukata yönelik bakış açısı da değişti. İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Afrikalılar başta olmak üzere modern batının dışında kalanlar bu zihniyetin mensupları tarafından ezildi, hor görüldü, sömürgeleştirildi. Beyaz adam, vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük katliamlarına, soykırımlarına imza attı. Namibya'dan Kongo'ya, Cezayir'den Vietnam'a, Ruanda'dan Bosna Hersek'e kadar pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi zaman farklı dili konuşanlar, kimi zaman da farklı inanca mensup olanlar bu zihniyetin kurbanı oldu. Son iki asırda yaşadığımız birçok sorunun gerisinde insanı fıtratından kopararak metalaştıran işte bu mağrur, bu mütekebbir anlayış bulunuyor. Sadece güçlünün hayat hakkını kutsayan bu yaklaşım maalesef biçim ve söylem değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürüyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar Arakan'da şahit olduklarımızı hatırlayın. Akdeniz'de mülteci botlarına yapılan saldırıları hatırlayın. Avrupa sınırına dayanan Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı eylemler, Müslümanlara ve yabancılara karşı hayata geçirilen faşist düzenlemeler, göç ettikleri Avrupa başkentlerinde kaybolan masum çocuklar, bir avuç zenginin refahı uğrunda köle gibi çalıştırılan emekçiler, insanı metalaştıran işte bu zihniyetin günümüzdeki yansımalarından sadece birkaçıdır. Türkiye'nin hem uluslararası ilişkilerde hem ekonomide dünya beşten büyüktür şiarıyla yürüttüğü mücadelede sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir. Çünkü biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Yaratılmışların en şereflisi olan insanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Çağları aşan mesajlarıyla İslam medeniyetinin modern insanın içinde bulunduğu buhranlara kurtuluş reçetesi sunduğuna inanıyoruz. İlim, hikmet, ahlak ve adalet temelleri üzerine kurulan İslam medeniyeti dünyayı güzelleştirmeyi ve bütün mahlukat için daha yaşanılabilir hale getirmeyi gaye ediniyor. Tahsin Görgün hocamızın insanlığın kadim birikimini işleyen eserleri doğunun ışığını günümüze taşıyor. İslam düşüncesindeki kıymetli eserleriyle fikir dünyamızı zenginleştiren Tahsin Görgün hocamızı tebrik ediyor ve bu yılki fikir araştırma ödülünü kendilerine takdim ediyoruz. Tahsin hocamızdan tıpkı merhum üstad gibi batıdan esen sert rüzgarlara karşı doğunun ruhunu harekete geçirecek yeni çalışmalar bekliyoruz. Kıymetli misafirler, üstad hayatının hiçbir safhasında kendini bir düşünür olarak görmemiş, fikirle eylemi bir araya getirerek hep düşüncesinin kavgasını vermiştir. Necip Fazıl, dili kesilmiş, kültür birikimi söndürülmüş, eğitim imkanı elinden alınmış Anadolu insanının eksik olan neyi varsa oraya koşturmuştur. Tiyatro ihtiyacı mı doğmuş? Üstad bunu hemen kendi görevi bilmiş, piyes, tiyatro eseri yazmıştır. Siyer-i Nebi'ye mi gerek duyulmuş? Üstad oturmuş, onu kaleme almıştır.
Tarihi şahsiyetleri savunma ihtiyacı mı doğmuş? Üstad çalışmış, emek vermiş, linç edilme pahasına bir tarihçi titizliğiyle kitap yazmıştır. Dergi çıkarmak gerekiyorsa elini taşın altına koymuş, konferans vermek gerekiyorsa İstanbul'dan başlamış, Anadolu'nun yollarına revan olmuştur. Zaman zaman bana da spikerliğini yapmak nasip olmuştur. İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'da vesaire. Fikir ve yazı hayatının her alanında özgün, nitelikli ve adeta coşkun bir ırmak gibi akan eserler vermiştir. İşte Çile'de, Reis Bey'de, Tohum'da, Ulu Hakan'da, Çöle İnen Nur'da, Büyük Doğu'da, ideoloji örgüsünde, sahte kahramanlarda, iman ve İslam atlasında ve daha nice eserinde hep bu mücadelenin, bu mesuliyet duygusunun derin izleri vardır. O, doğuyu da, batıyı da, medeniyet kökleriyle birlikte bilen, yorumlayan bir entelektüel olarak hiçbir zaman fil dişi kulesine çekilmedi. Bilakis gerçek bir aksiyon adamında olması gereken samimiyeti, sahiciliği ve cesaretiyle davası için çalıştı, ter döktü, gerektiğinde bedel ödedi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve denemeleriyle millete, özellikle de gençlere umut aşıladı. İşte Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak derken meydandan, Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu tabii rastgele bir ses değildi. Bu imanın o gür sadasıydı. Ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Evet. Rahmetli Sezai abinin de dediği gibi kaderin üstünde bir kader vardır. Elhamdülillah ve kaderin üstündeki kaderi hem gördük, hem yaşadık ve Ayasofya açıldı. O benim de içinde bulunduğum kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarımızı kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderiydi. Terörün, şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği fırtınalı bir dönemde üstad sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine de engel oldu. Üstad Necip Fazıl hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinini, aslını bilen fikir Mehmetçikleri yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Gençlerin okumasından, araştırmasından, medeniyet değerlerine sahip çıkmasından daima mesrur ve mutlu olmuştur. Biz de her sene üstadın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. İlk eser ödülleriyle genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyor, teşvik ediyoruz. Ve Star Yayın Grubu'na bu akşam burada gerek derece alan kardeşlerimizin eserleri, gerekse üstadın eserlerini de birer hediye paketi olarak sunmalarından dolayı
kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Bu yılda malum ilk eserler alanında iki kardeşimiz ödüle layık görüldü. Safiye Gölbaşı Serazat, Kadir Daniş ise Kitabül Acayip isimli ilk eseriyle kitap severlerin huzuruna çıkmıştı. Her iki kardeşimiz de büyük bir teveccühe mazhar oldular. Anadolu'nun bereketli ikliminde filiz veren bu iki yetenekten gelecekte de çok değerli, nitelikli, yüreğimize dokunacak yeni eserler bekliyorum, bekliyoruz. Bu yılki Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü ise Sayın Haşim Cabrera'ya takdim ediyoruz. İspanya'nın Sevilla şehrinde doğan Haşim Cabrera, Kurtuba topraklarında hayatını sürdürmektedir. Cabrera, farklı disiplinlerle çalışan bir ressamdır. Resimleri yanında heykelleri ve fotoğrafları ile de ülkesinin en tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Tabii Endülüs denince o muhteşem eser ve onun kubbesinde ve o kubbede de ayet. O ayette de Allah'ın hangi hükmü var biliyor musunuz? La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip ancak Allah'tır. Bu şu anda hala Endülüs'te var. Hala o caminin kubbesinin çerçeveleyen ayet. Ve bunu yaşamak, bunu bilmek bizler için çok çok önemli. Endülüs esintileri taşıyan eserleri hangi ülkede sergilense büyük bir merak ve ilgiyle karşılanıyor. El emeği eserleriyle olduğu gibi mimarlık, şehirleşme, peyzaj, endüstriyel toplum ve ekonomiye dair özgün fikirleriyle de dikkatleri üzerine çeken Haşim Cabrera aramızda yok ama hanımefendi adına bu hediyeyi aldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yıl soyadı Uludağ, kendisi de eserleriyle Uludağ olan muhterem hocamıza takdim edildi. Bunu da doğrusu çok çok isabetli buluyorum. Süleyman Uludağ hocamız tasavvuf, kelam, felsefe, fıkıh ve edebiyat sahalarında birçok eserde imzası bulunan mümtaz bir isimdir. İslam düşüncesinin yapısı, İslam'da inanç konuları ve itikadi mezhepler ve İslam'da emir ve yasakların hikmeti gibi birçok kıymetli esere hocamız imza atmıştır. Dedik ya, soyadı gibi Uludağ. İslami ilimlerin hemen her sahasında araştırmaları bulunan Süleyman Uludağ hocamızı da kutluyor. Kendilerine Rabbimden sıhhat ve afiyet içinde uzun bir ömür niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Necip Fazıl ödüllerini tevcih ettiğimiz kıymetli isimleri tebrik ediyor. Ödül merasimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstad Necip Fazıl'a birlikte dilimizi, düşüncemizi, hayatımızı güzelleştiren bütün şairlerimizi, edebiyatçılarımızı saygıyla anıyorum. Üstadın aziz hatırasını bu ödülle yaşatan Star Medya grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Hakk'a uğurladığımız tüm üstadlarımıza, büyüklerimize, üzerimizde
emeği olanlara Allah'tan rahmet dilerken diyorum ki gelin hepsinin ruhuna birer de Fatiha okuyalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama efendim sizi bir süre daha sahnede ağırlayacağız fotoğraf çekimi için. Birlikte fotoğraf çekimi için tüm ödül sahiplerini, ödül takdim eden değerli misafirlerimizi, sayın bakanlarımızı, Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayrak Tutarı, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'a ve değerli jürimizi sahneye davet ediyoruz. Sağ olun efendim. Milli İrade'nin Sesi, Star Gazetesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına 8.sini düzenlediğimiz Necip Fazıl ödüllerinin sonuna geldik. Katılımlarıyla bizi şereflendiren kıymetli Cumhurbaşkanımıza ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Seneye 9. Necip Fazıl ödüllerinde birlikte olmak dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.